Beyaz Futbol Pazar devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi diğer konulara geçeceğiz. Önemli haberlerimiz var, özel haberlerimiz. Bir üçlü fotoğraf gelmiş. Mozaik fotoğrafı. Hani Ahmet Çakar demişti ya, ben Türkiye'nin mozaiğim diye. Evet. Hayır hayır, ben Türkiye'nin mozaiğim değil. Türkiye gibi mozaiğim futbolda diyor. Türkiye gibi mozaiğim demişti. İşte onun benim ispatı, mozaik fotoğrafı gelsin ekrana. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ne var bunda, ne kadar güzel. Gurur duyulacak bir tablo. Evet, Metin Oktay selamı. Ben bir kulübe mensup değilim. EuroLeague şampiyonu. Sen hakemsin hocam, ben normal hakem yani. Ben bir kulübe, her kulübü severim. Normal yani. Her kulübü severim. Sevmek zorundayım. Sevmesem aynen bile hak yiyemem. İnanın mı söylerim. Bir şey söyleyeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş bak, formalı bak bir şeyin yok biliyor musun? Evet. Onu inşallah, Mayıs'ta giyeriz burada. Ama hayır, vardı Beşiktaş formalı. Mayıs'ta Beşiktaş'ın şampiyonu olmaz mı? Şansı yok. Bak ya, burada giydirdik Beşiktaş formasını. Hemen buluruz. Hemen yalnız bir şey hocam, bir detayı kaçırıyorsunuz. Hangisi? Bak, Ahmet Çakar Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli resmi verdiğinde suratındaki ifadeye bakın. İkisinde de bir agresif, sinirli. Galatasaray formasıyla ne kadar mutlu görüyor musun? Sanki 30 yıl yakaladı. Sanki Galatasaray'da 30 yıl oynamış gibi. Niye Beşiktaş'ta da mutlu eski ya? Yok ya, böyle bir. Hayır hoca, sen Galatasaray'a mı demek istiyorsun? Bak Fener 2'ni nasıl giymiş. Hoca sen Galatasaray'a mı demek istiyorsun? Bana bunu kim giydirdi gibi. Bak Rasim, ifadeye bak. Bir de Galatasaraylı formaki haline bak. Aslında dünyanın şey en şirin dedesi. Doğruya doğru. Beşiktaşlıyı yani, bulalım. Algı bu, algı bu. Doğru. Beşiktaşlıyı bulalım geçen sene. Görünüş, görünüş. İki sene görünüş önce bir şeyli forma vardı, onu söylemek istiyorum. Kazıklı. Hatırlıyor hoca hatırla, Ömer Çavuşoğlu. Ahmet Çakar korkunç bir Galatasaraylıdır dedi. Ya vardır ya, arşivde var ya. Beşiktaş formalı o fotoğrafı da hemen. Olmaz olur mu? Abi, ama sen bu sene Ahmet hocama yıl sonunda giydirecek misin? İnşallah Allah'ın izniyle giyecek. Hayır, nasıl? Benim giydirilmişliğim var zaten de. Benim giydirilmişliğim var zaten, problem değil de. Yapılmış var diyoruz. Var ya hocam, giydi ya formayı. Ben şeref diyorum. Hangi forma takım şampiyon olursa. Hocam hakikaten çocukluğunda seni baba varsa, o küçüklüğünü hatırla. Götürmedin Beşiktaş baştan. Kör Tuğrul'u oynuyor falan. Götürdü. Beşiktaş niye olmadı sana? Ya benim nasıl oldu biliyor musun? Sonra biz Beşiktaş'tan taşındık Gümüşsuyu'yla. Gökmen Özdenek yok mu? Evet. Bekar o zaman. Şöyle mesela ayıptır. Pazartesi izin günleri orada bir tane şeye geliyor. Kafeye arkadaşım. Ya normal. Biz de çocuğuz. 10 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında. Aa, Ayı Gökmen ya. Gökmen o zaman kral. Meşhur tabii. Gökmen uçuyor. Hangi semt dedin? Gümüşsuyu. Gökmen abi çok meşhur o zaman. Gümüşsuyu'nda Gökmen abi evin var yoksa başka bir hanım arkadaşı var. İzin günleri pazartesi saat 2'de geliyor ama gizli gizli geliyor. Tabii gizli geliyor. Ama bekar, yanlış anlamayın. Bekar takılıyor. Bekar. Gökmen abi ilk zamanda. Gökmen abi yakalanmak istemiyor gazetecilere. Tamam mı? Ayı Gökmen. Türkiye'nin bir numarası. Kalecisi, kardeşi de kalede. Yasin abi. Kardeşi de kalede. Öyle Gökmen'e bak, kadere bak işte. Yıllar geçti. Oradan Galatasaray'la oldun. Ya küçükken olduk, suç mu? Kim yok hocam ya? İlla ki ya Galatasaray, hocam, ya Fener, ya Beşiktaş olacak. Hocam iftihar edeceksin. Öyle hocam niye ya? Takım tutmak iftihar edilecek bir şeydir hocam ya. Biz normalde Göztepe'liyiz. Hocam Beşiktaş'ta. Ama babam Metin Oktay yüzünden Galatasaray'la oluyor. Mesela senin döneminde. Ondan sonra beni Galatasaray'a. Hocam senin döneminde mesela. Bütün sülale hep Fenerbahçe'ydi. Bir dakika arkadaşlar. Senin döneminde mesela hatırladın, net mesela. Mesela Vahap Hoca hangi takım tutardı bizim? Vahap Beyaz, Ahmet Çakar. Buradan da Vahap Beyaz hocama selamlar. Vahap Beyaz. Sor söyle, bildiklerimi söyleyeyim. Bilo. Galatasaray. Bülent hocama çok geçmiş olsun. Sorsanıza. Bülent hocamı telefonla aradım. Biraz konuşmada zorluk çekiyordu hocam ama yine taş gibi Allah şifa versin Bülent hocama. Çok geçmiş olsun Bülent Yavuz hocama. Komutanıma buradan selamlar Bülent hocama. Komutanıma. Hocam Bülent hocam hangi takımdır? Tutmaz. Ben Galatasaraylı biliyorum. Mutlu Çelik hangi takımıydı hocam? Sen Galatasaraylıydın. Küçükken bırak. Mesela başka. Mutlu Çelik hocam. Mesela Sadık Dede hocam. Hocam Mutlu Çelik hangi takım? Hocam Sadık Dede mesela. Sırayla buyurun. Kim bunlar? Erman Toroğlu sayıyorum. Erman hocam. Beşiktaş. Erman Beşiktaş. Ya Rasim bir dur ya. Bir dur Rasim, anlaşılmıyor. Ya bir anlaşılmıyor Rasim ya. Çocukluğuma döndü. Ya tamam da bir dur. Hoca sor. Hoca anlasın. Bak şimdi tiplere söyleyeyim. Bak şimdi söylüyorum. Soldaki şey Erman Toroğlu. Solda Sinan'dan doğru sayıyorum. Beşiktaşlı. Erman Toroğlu Beşiktaşlı. Bülent Yavuz. Galatasaraylı. O kim? Serdar Çakmak. Fenerbahçeli diye biliyorum. Evet. Beni geç. Niye? Sadık Deda. Sadık Deda. Ahmet Çakar'ı Fenerli hatırlıyorum. Beşiktaşlı hocam. Sadık Deda. Ben Beşiktaşlı biliyorum. Yemiş seni. Hakikaten mi? Evet. Vay be. Hasan Ceylan. Hasan Ceylan. Galiba Beşiktaş.
Evet. Oğuz Sarvan. Fenerli. Oğuz Sarvan İzmirli. Büyük Oğuz. Oğuz Sarvan Fenerli mi hocam? Fenerli büyük Oğuz. Bunların bakın arkadaşlar. Değil mi? Selam olsun ona. Ya yemişler Fenerli seni Galatasaray'sın Beşiktaş'ın. Hocam, değil mi? Böyle bir şey yok. Hocam Oğuz Sarvan dürüst. Bu kaç yıl önce? 40 yıl önce falan mı be abi? Erman abi bak. Bilmen lazım hocam. Erman hocam. Kaç yaşındasın? Erman hocam bak söylüyorum. Bülent Yavuz'a bak. Bunların içinde en sübyan benim. Ben burada 27-26 yaşındayım. Ama hocam Taroğlu şey. Ama hocam. Kesinlikle şey. Kaportacı. Bülent Yavuz'a bak hocam. Bülent Yavuz'u al şeyde oynat. Korku filmlerinde rahip, sapık rahip rolünde oynat. Hani dinen söylemiyorum ha. Hayır, filmlerde vardır rol icabı. Serdar Çakman yakışıklı çıkmış. Halbuki çok yakışıklı bir herif değildir. ben sen, ampul kafa çıkmış. Sen evet hocam yumurta Sadık gibisin. Sadık Deda şey tam. Aa Deda. Pirizci. Yusuf abi. Namoğlu. Yusuf Namoğlu Galatasaray'la. Yalnız Erman Hoca El Chapo'ya benziyor hakikaten ha. Ya şu an daha çok benziyor. Şu ya. An değil mi? Pablo Escobar havası var. Vahap, Vahap hocam. Vahap hoca bizim Hasan Komutan yazmış. Vahap hoca Galatasaraylıymış. Bilmiyorum. Öyle dedi arkadaşım. Yansıtmayacaksın tabii. Şeydi, Oğuz Sarvan. Oğuz Sarvan net Göztepe'li. Ha, onu diyecektim şey hocam. Hocam Oğuz Sarvan İzmirlidir. Bir de İzmir milliyetçisi. Kardeşim Türkiye'de eski hakem olup da küçükken tuttuğu tek açıklayacak adı atışıklayan adam benim. Hepsi şey Bülent Yavuz'a sorarlar Ordu Milli Takımı. Hadi lan derdim ben. Ordu Milli de benim komutanım da. Hepimiz Ordu Milli Takımı tutuyoruz. Ordu Milli de benim komutanım da. Yapma yani. Yemiş seni hocam. Sen yemezsin de. Ya hiç unutmuyorum bir Trabzon şey Burun Bursa maçını konuştuk Bülent Yavuz pat şuraya geldi. ne oluyor? Canlı yayına geldi Bülent Yavuz. Nasıl bomba? Hocam atlıyoruz Şimdi size Bülent Yavuz'un olayını anlatayım. Bülent Yavuz. 1974 selam olsun. Kıbrıs selam olsun. Barış olsun. Harekatında. İlk girenlerden biri. Kayseri Erkilet hava üstünden kalkıp ilk atlayan komando birliğinin müthiş. Mangabaşı. Teğmen Bülent Yavuz. Vallahi aynen. Babam da Teğmen Seyhun Kütahyalı. Vahap Beyaz Galatasaraylı olmam yanlış dedi. Galatasaraylı değilmiş. Kim? Onları da mı geçiyorlar size? Vahap Beyaz kendi Vahap Hoca atıyor. Vahap Beyaz attı mesaj. Vahap Hoca atıyor. Bugün ne konuşsak atıyor yani. Bugün şey, bir enteresan bir sanırım. Hocam Joe Biden desek birazdan Joe Biden mesaj atacak ya. Beyazımda onu izliyorum. Hocam ben sana diyorum çok enteresan bir gece yaşıyoruz. Bir şey olacak abi. Şu anda bir tarihe tanıklık ediyorsunuz. Ben de şimdi isim vermiyorum. Her yerden mesaj geldi ya. Barış Harekatı'nda Bülent Yavuz'un olayını anlatıyorum. Sadık Dede Fenerli'ymiş doğru. Erkilet'ten. Bunlar atlıyorlar. Beş parmak dağlarının arka tarafına Babam da orada aynı kadroda. İndiği an İlk mangasında 10-15 kaç kişi oldu? Çoğu da şehit oldu hocam. 8 dakika. 8 havada ölüyor. Aynen. Rum ateşi. Hocam biz oraya Bülent Hoca ile Ordu Milli ile Kıbrıs'a gittiğimizde biz askerken Bülent Hoca bize oraları gösterdi. Tabii. Komutanım benim o zaman. Hocam Bülent Hoca atlıyor mu şeyden? O zaman bir tabii atlayanlardan. Tabii. Bak dinle. Babam da öyle abi. Bir gece önce 12'de demişler ki. Hemen konu konuyu açıyor ya. Birazcık savaş anlarımızı anlatalım. Sen nasıl böyle korkak oluyor? Ben korkak oluyorum. Sen atlamazsın. Sen atlar mısın? 1974. Ben Türkiye'de Barış Harekatı dinleyelim anıyı. Herkes 12'de demişler ki tam teçhizat hazır olun, karnınızı doyurun, mataralar şey tam teçhizat. Aynen hocam. Haber bek saat 5'te kalk demişler. İmam, bir imam efendi. Vay vay vay. Uçaklara binenlere okuyor. Moral motivasyonudur. Dini moral motivasyonudur. Tabii hocam. Her ülkenin var. Hocam eskiden din subayları da vardı. Şimdi bak yeniden getiriliyor. Bunlar C-47, C-47 tayyarelerine biniyorlar. C-47 tayyaresi biliyorsun. Muharip uçak değildir. Taşımaya kullanılır. Hızı da düşüktür. Hatta kapısı açık bile gider. Biz gittik hocam onunla. Tabii. Ordu bildik seyahatler onlarla yaptık hocam. Tam 5 parmak dağlarında sinyal geliyor. Çın 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 çın. O sinyal bitene kadar bütün manga atlamak zorunda. Aksi düşmanın kucağına düşersin. Bülent Yavuz manga komutanı. Bir tane asker hani at çıkmıyor ya padoktan. Hani at yarışı bilenleri. Atlayamıyor korku giriyor. Pilot bağırıyor. Değmerim diyor. Atladın. Atlamazsan pas geçeriz. Divan harptesiniz hepiniz. Bülent bir koyuyor askere tekmeyi veya yumruğu. Asker de atlıyor. Bülent Yavuz da atlıyor. Düşmanın kucağına düşmüyorlar. Ama yine ne kadar 10-15 kişi ise yarıdan fazlası hadi ya. Şehit oluyor çocuklarımızın. Aynen hocam aynen. Bunlar iniyorlar. Tabii. Bir müddet sonra Bülent Yavuz'un yanına el bombası düşüyor. Babama soruyorum el bombasının düştüğünü görüyor. El bombası olduğu vakit hemen yere yatıp olabildiğince el bombasına yakın yatacaksın. Çünkü el bombasının şarapnelleri böyle gider. Havada filan ol kalırsan yersin şarapneli. Dibine ve yakın. En az etkilenmek için. Veya uzakta ama yerde olacaksın. Yoksa yersin. Bülent Hoca onu gösterdi bize. Tabii çok gösterdi. Beraber çok yaptık. Arada yaptılar. Peki, zaten Bülent Hoca'nın
Ve o Müjdat, şey, Müjdat Yetkiner'den mesaj. Yüksel Öksüoğlu Beşiktaş'tı. Yusuf Namoğlu. Yusuf Namoğlu BJK Sabri Çelik Galatasaray. Doğru doğru. Yusuf Namoğlu Beşiktaş'ta değil ya. Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray. Müjço. Yok baba. Müjdat bilir. Tamam bilir ama. Müjdat bilir. Tamam ben de biliyorum şeyi. Yanlış olmaz. Müjdat bilir. Sabri Çelik Galatasaray. Yusuf Namoğlu. Peki Müjdat'a sor. Müjdat hangi takım tutuyor? Müjdat Beşiktaş'tadır. Yalan. Oo. Yalan. Beşiktaş Müjdat, mı Beşiktaş'ın çocuğu ya. Müjdat Beşiktaş'ta doğmuştur. Beşiktaş'ta oturmuştur. Müjdat Fenerbahçe'lidir ya. Özcan Ağol var Fenerli Özcan Ağol. 28 oldu. Ama bak o hocam anlattı tabii. Müjdat Fenerbahçe'lidir ya. Beşiktaş'ta doğdu oturdu. Semti. İlk gidenlerin hepsine cesaret madalyası verildi. Şurası çok merak ettim Mahmut Recep'i ya. Kıbrıs Barış Harekatı'nda. Bir bakalım ya. Mahmut Recep'i vereceğim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilk o çıkarma yapanlara hepsine cesaret özel madalyası. Biz onlara orada Milli'de gittiğimizde Bülent Hocam bize onları... Baba söyledim hatta. Baba bir gönderdi de o ilk madalyayı göstersin. Evet. Şimdi dün geceye dönmemiz lazım. Çünkü Futbol Federasyonu Başkanı İsmail Erdem'e söz vermiştik. Bir dakika. Müsaade eder misin? Şu Falcao konusunda benim söyleyeceklerim var. Sonra ben çekeyim gideyim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Üstatlara bırakayım. Ben bunun için geldim bugün. Ne için? Ben Galatasaraylılar beni dinlesin. Güzel de bana bir müzik verir misin? Benim duygulu olduğum bir konu bu. Duygusal müzik. Yine ne oldu ya? Falcao. Bizleri mahvettin. Galatasaray taraftan umudunu tükettin. Beklentimizin mahvettin diyelim. İçine ettin de. Demeyeceğim. Çekinme. Demiyorum. Ve Falcao. Gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Bir de geliyorsun utanmadan maçları seyrediyorsun. En pahalı seyirci rekorunu kanadın. Üstüne para verilen seyirci. Ah vah hareketler yapıyor bir de izlerken falan. Falcao. Git artık kardeş. Git. Git. Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et. Galatasaray defteri senin için kapanmıştır. Ben kendim inisiyatif de aldım. Bir Galatasaraylı olarak. Çok ciddi de para ödedim. Aylık maaşımı yatırdım. Senin bir an evvel gitmeni istiyorum. Kulübüme artık daha fazla masraf çıkarma. Bu masrafı da ben veriyorum. Falcao. Git kardeşim artık. Biletini aldım git. Uçak bileti aldım bugün gönder. Radamel Falcao yazıyor. Aynen. Açık Bogota'ya. Tarih? Açık. Tarih serbest. Birkaç gün içine gitsin. Bogota dönüş var mı? Bogota Kolombiya'nın başkenti değil mi ya? Bogota nereye gidecek? Tabii oraya göndereceğim. Kastamonu'ya gidecek hali. Kastamonu'ya gidecek adam. 4 Ocak. Vallahi bilet almış ya. 4 Ocak. Bak fazla da uzatma. İstanbul Bogota mı aktarma İstanbul mı direkt mi? İstanbul aktarma yok hocam. İstanbul Bogota bak. 17-20. Bir de bakıyorum hayır. Kapı, Paris veriyor. Kapı Paris. A27. Paris veriyor. Paris aktarma veriyor koltuk, evladım. Hayır hocam. Radamel Falcao. İstanbul Bogota Kolombiya. 4 Ocak. Yeri 19E. Kusura bakma bizli salamadık. Bizli salamadık o kadar tamam yok. Ben sıra rengin değilim. Kaç bizli koltuk numarası kaç? E19E ekonomi sınıfında gideceksin. Göster oğlum. Ekonomi sınıfında 19E'de. Ya şey alsaydım bak, ara. Yeni havalimanından İstanbul Havalimanı'ndan. A27. Sabiha Gökçen olsa Sabiha Gökçen alacaktım. Oradan ucuz yok. Bogota'ya Kolombiya Sabiha Gökçen. Biziniz alsaydın bu ara adama ya. Sabiha Gökçen ucuz. Biziniz alsaydın ama. Biziniz alamam öyle bir param yok. Yeter Tuğuk. Kasım tamam yeter. Bu Radamel tamam. Falcao'nun biletidir. Ve Falcao. Yeter. Derhal git kardeşim. 4 Ocak'ta. Bugün. Bugün saat 17.20'de. Hocam. Ben açık alın demiştim. 4 Ocak almışlar. Ya Beyaz Beşiktaş'tım diyor. O kadar para kazanıyorsun uçak bileti. Ocak bu kadar. Aylık maaşımı verdim. Tamam Rasim yeter. Sen abi. Sen ödemi rica edeceğim. Bak Beyaz Beşiktaş'tım demiş. Sinan abi sen de bir şey rica edeyim. Buyur canım. İkimizi göster. Buyur canım. Sinan abi. Kaç para o bilet? Bu şimdi gitmez. Bu ekabirdir. İkimizi gösterin. Sen bunu business upgrade ediver Allah aşkına. Tamam ekabirdir. Sen bir an üstüne koy. Upgrade et. Gönder. Ben sana söyleyeyim. O gitsin Fatih Hoca bile alır onu. Her biz aldık. Ben aldım.
Vay vay. Ya vay. Benim o kadar param yok. Senin için özel uçak da tutulur. Yeter ki tamam. Git kardeşim ya. Müjdat, Müjdat Yetkiner mesaj attı. 17 sene Fenerbahçe'de oynadım. Tabii. Süleyman Sabah'ın komşusuyum ama Fenerliyim dedi. Ya, Müjdat Yetkiner. Herhalde Fenerlisin. Herhalde Fenerlisin Müjdat'ım ya. Berber Yaşar abimize Antalya. Yaşar amca. Yaşar amca. Teşekkür ederiz fıstıklar için. Sağ ol. Yaşar amca teşekkür. Yaşar Aktürk amcamıza teşekkür ederiz. Yaşar amca sen bizim her şeyimizsin. Fıstık dedi hoca. Yaşar amca fıstığı yolladı. Başka bir şey deme hocam. Aynen. Teşekkür ediyorum zaten. Hayır başka bir şey söyleme Yaşar amca yolla. Yok, teşekkür ederiz. Baklava falan deme hocam. Başka bir şey Yaşar amca. Yani baklava veya anadolu baklava olur. İnşallah Antep'e gideriz de bir gün. Yaşar amca burada ya. İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da usta ya. Biz seni gülleyeyim. Hocam ben gülleyeyim. Yani bir şey dersen onu da yollar. Tamam. Hocam tamam, ben sizi bir gülleyeyim. Berber Yaşar Aktürk. Altın mı altın yolları? Cumhuriyet altın falan yolları. Bak tam olacak nasıl biliyor? Cumhuriyet altını. 2017 yılbaşına Kaya Artemis Oteli'ne giriyoruz. Bizim aile de var. Yaşar amca altın verdi mi Cumhuriyet altını? Arkada Cavit Çağlar. Ben o zaman kadar Berber Yaşar'ı hiç tanımıyorum. Yaşar amca. Muazzez Ersoy'da şarkı söylüyor. Aa bir adam çıktı Muazzez Ersoy'a resmen külçe altın taktı. Dedim bu ne? Külçe altın Allah böyle. Biz de külçe altın istiyoruz. Hocam altın altın istemiyorlar. Sakın. Yaşar amca. İstiyoruz ya. Hocam Muazzez Ersoy şarkı söylerken eğildi ya. Ya külçe altın. İstiyoruz ya. Ya dedim bu ne? İstiyoruz ya. İstiyorum ben. Benim şey de istemeden neyim bekliyorum? Başka bir şey söylemiyorum. Hocam ya. Hiçbir şey istemeyin sakın. Ya Çağlar hemen arkamda oturuyor. Baba hep biz orada işte. O döndü. Babadan bir ya şey isteme. Dedi, ya dedi, dedim ya bu nedir bu Cavit'i tanımıyorum. Berber Yaşar dedi ya Berber Yaşar falan geldi. Çok hakikaten Halim Selim. Şey tatlıydı böyle çok şeydi. Ama külçe altını Muazzez Hanım'a sattı. Uygun görürse biz deme. Yaşar Bey'i bir gün yemeğe davet biz edelim. Biz Yaşar amcayı ziyaret edelim. Edelim biz yemeğe davet edelim. En son bize birer lütfen bir şey deme. Yaşım ayağı vardı mı size abi? Kebap mevap deme yollar. Bak koyun yollar. 80'e yakındır 70'e. En son bir bize bir külçe altın yollasın. Abi isteme deme yollar. Ya benim bizim Muazzez'in bir şey istemeyeceksin kardeşim ya. Bir külçe altın da bize... Apacığım bir şey istemeyin yollar. Tamam işte o kadar istiyoruz. Sinan abim külçe altın istiyor. Ya istemeyin. Çağlayaydı külçe altın isteyin. Şimdi az önce anonsu yerde kalmıştı. Beşi bir yerde. Öder tabii ya. Yollar abi sakın ay. Yok Yaşar amca bir şey istemiyor. Sakın ay Yaşar Bey. Yaşar abi. Yaşar amca. Lütfen. Aman. Peki. Az hocam, önce anonsu yerde kalmıştı. Rasim bu konu seni de ilgilendiriyor. İsmail Erdem Futbol Federasyonu yöneticisi Galatasaraylı yöneticilerin kendisine küfrettiğini söylemişti ve federasyon yetkililerinin stadı terk ettiğini belirtmişti. Mahmut Recep'i suçlamıştı bana küfür etti diye. Bugün kendisine ulaştık. Mahmut Recevik'le bir telefon röportajı gerçekleştirdik. Çok önemli şeyler söyledi. Bakalım neler demiş. Dün akşam Mahmut Bey, İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bağlandı. Bir takım açıklamalar yaptı. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Bir yanlış anlaşılma mı oldu? Yanlış anlaşılma olmadı aslında. Ben bir galiz bir ses söyledim ama ağzımdan çıktı. Yanlış söyledim. Özür diliyorum dedim. Anlattım da kendisi de anlayışla karşıladı. Yani ben öyle söylediğim lafı kıvırıp da başka türlü söyleyebilecek bir adam değilim. Ama istemeden söylediğime çocukların üzerine yemin ederim yani. Yok öyle bir şey, öyle bir insan değilim. Orada Ali Düşmez Bey de vardı. Onu da tanırım. Ondan da özür dileyeceğim akşam televizyonda. Yani onların şahsıyla kimseyi böyle parmağımı sallayaraktan küfür etmiş falan değilim. Öyle bir insan değilim çünkü. İsmail Bey zaten belediye başkanlığı zamanından tanıyorum. Ve inan Covid oldum. Ondan sonra zatürre oldum Haziran'da. Sonra bronşit oldum ve 3 aydan beri maça gitmiyordum. Yani soğuk almayayım, üşütmeyeyim, kimseye bir mikrop geçirmeyeyim, kimseden bir virüs almayayım diye dün gittim. Keşke evde otursaymışım. Siz İsmail Bey'i aradınız, özür dilediniz mi? Ali Düşmez Bey'i aramışsınız galiba, görüşememişsiniz. Görüşeceğim ondan da birazdan. İsmail Bey'le görüştüm tabii ki. İsmail Bey benim zaten dostum ya. Niye yani neden adam? Tabii ki gönlü kırılmıştır, alınmıştır. Onun da gönlünü aldım. Ali Bey'i de arayacağım. Kimseye kötülük yapan bir insan değilim Devrim Bey. Öyle bir karaktere sahip bir insan değilim. Bir de yaptım, söyledim, söylemedim. Öyle bir şeyi döndürebilen bir insan değilim. Siz hakeme mi tepki gösterdiniz o an sinirlendiniz? Tabii ki yani ama hakeme küfür etmedim. Kimseye de etmedim. Yani neyse artık oldu bitti ya.
Evet, Mahmut Recevik küfür ettiğini Allah kabul ediyor. Ne kadar naif bir tanırım. Bodrum'da benim diledi. Arkadaşımdır, beyefendi bir adamdır. Etmişse etmişim. Maçın telaşından. Yani olabilir herkes. Çok sıcak geliyor bir yerden yani. Arkasından alttan. Yani insanın ağzından küfür kaçabilir. Keşke etmese de yani. Bana şey tuhaf geldi. Ben sözümü yani yiyecek adam değilim, ettim diyor. Ama isteyerek etmedim diyor, onu anlamadım. Yani bir insan nasıl birine isteyerek... Kendimi kaybettim diyor o anda. Mesela demin de ben... Diyorsun neredeyse bizi Falcao bizim içimizde diyordum. Ama söylemedim. Bir şey yok ama ne dedin sen? Diyordum hafif. İçine yani, ettin takımın yarı için. Argo, yarı oğlum, argo. Takımın içine ettin demek başka bir şey. Rahatsın ben senin. Bu istemsiz olur ama mu ya? Ama söyleyeceğim. Öfkelendiği anlarda biz Türk milleti atarız. Bak Falcao al şu milleti. Küfürü meşrulaştırmayın kardeşim. Etmiş abi işte. Abi insan dayan. Evet, bazen bizim Türk milleti oluyor. Verdim, evet. Tamam. Süre vurma da mesela dayanamamış etmiş o gün değil mi? Şimdi 11 numara. Az önce söylemiştik. 5 almış adam. Abdülkerim hocam pardon. Buyur canım. Kayseri'de bir kavga çıktı. İddiası vardı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalga Kıran. Loca'da bizi saldırdılar demişti ve bir milletvekilini suçlamıştı. Sayın Baki Ersoy'u, Kayseri MHP milletvekilini. Sayın Ersoy bize bir telefon röportajı verdi, olayı anlattı, suçlamalara cevap verdi. Onu da hemen bir izleyelim. Maçla ilgili sanırım bir takım olaylar olmuş. Beşiktaşlı yöneticilerin açıklaması var. Yumruk atıldı bize, saldırı oldu diye. İzlesinler kamera kayıtlarını. Bizim yönetimin olduğu locaya doğru, yan locadan doğru aradan yani kapıdan çıkıyorlar, saldırıyorlar. Ben de çıkıyorum o sırada tam. Diyorum ki gidin kardeşim ne yapacaksınız diyorum. Yani İstanbul'a gelin, İstanbul'a gelince ne olacak falan filan diye tehditler savuruyorlar, küfürler ediyorlar. Ben de diyorum ki elimi kaldırıyorum ne yapacaksınız diyorum. Oradan bir yönetici de elini kaldırıyor falan. Orada bir kargaşa çıkıyor. Peki Adnan Dalga Kıran, Beşiktaşlı yönetici, onunla mı oldu sizin aranızdaki mevzu? Bilmiyorum arkadaşım. Kim olduğunu bilmiyorum ya. Yani. Peki konu neydi? Neyle ilgili? Hakemin verdiği kartlarla ilgili miydi? Hakemin kararları şu, bu zaten girilmiş her şey. Maç bitiminde seviniyorlar. Ondan sonra bağırıyorlar bizim yöneticilere. Bizim yöneticilerle kavga çıkıyor. Bizim yöneticilerin locasına doğru saldırırken ben de protokolden çıkıyorum. Ne yapıyorsunuz kardeşim diyorum. Konu bu. Bir yumruk olayı oldu mu sayın milletvekilim? Yumruk atın. Ben görmedim. Hayır, sizin yumruk attığınız ve davacı olacak. Kayıtları vardır, ben kimseye yumruk atmam. Niye yumruk atayım? Atsam attım derim. Türk sporunda böyle olayların olması, bütün maçlarda bu takım olayların olması. İşte Beşiktaş yöneticilerin kendisini sorgulaması gerekiyor. Beşiktaş teknik heyeti dahil. Herkesin kendini sorgulaması gerekiyor. O Sergen Hoca'nın yaptığı hareketler yakışıyor mu yani golden sonra el kol hareketleri şunlar bunlar? Ayıp değil mi? Böyle mi lider olacaklar? Nereye yaptılar el kol hareketi Sergen Yalçın? Bize doğru yaptılar işte, protokole doğru. Ayıp değil mi? Peki bu suçlamaları siz asla kabul etmiyorsunuz, doğru mu? Ya niye kabul edeyim? Tabii ki etmiyorum. Evet, Sayın Kayseri Milletvekili Baki Ersoy suçlamalarını kabul etmiyor Adnan Dalga Kıran'ın. Adnan Dalga Kıran demişti ki kardeşiyle birlikte girip bizi lojada arkadaşlarımızı yumrukladı şeklinde iddialarda bulunmuştu. Milletvekili de diyor ki hayır öyle yani bir şey yok, kamera kayıtlarına baksınlar. Şu anda boşuna, telefon attım. Söylemezler yani böyle bir beyanı. Ben Baki Ersoy'u... Dur beyler, yanıltıyorum. Erman Toroğlu'dan bir mesaj var. Evet. Ahmetciğim diyor, ben takım bakım değil, çocukluğumdan beri Ankara Gecekondu semti var mıdır Ankara? Taraftar grubu vardır. Gecekondu. Erman abim, düzeltiyorum. Ankara güçtür. Ankara güçtür dediği için söylüyorum. Ben Gecekondu kavramını bildiğim için. Ankara güçtür. Gecekondu taraftar grubu. Tamam. Ben gol atınca Ankara gücünde... Oraya koşardım hep Gecekondu'ya. Erman abi de aynı şekilde. Tamam, Erman abi dedi ki ben Gecekondu ve Ankara güçlü diyor. Erman abiye selam buradan. Ben biliyordum zaten hocam. Tabii. Şimdi düzeltiyorum. Baki Bey attı mı? MHP milletvekili, Kayseri milletvekili şu anda telefon attığımızda Rasim. Valla bir milletvekili ve Baki Bey de benim gıyabımda tanıdığım çok çalışkan, çok düzgün adamdır. Yumruk atmadım diyorsa atmamıştır. Bak ben bugün Beşiktaş hak etti diyorum. Beşiktaş hak etti diyorum. Ama bu açıklama da Baki Ersoy'a karşı bir de bir siyasi kimliği var. Doğru yapmadı. Yani bilmiyor. Neyse bir Baki Bey'i dinleyelim. Soralım. Sayın Ersoy, hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Bizi duyabiliyor musunuz? Sayın milletvekili, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Baki Bey. Röportajınızı yayınladık. Bir de canlı yayında eklemek istedikleriniz varsa buyurun sizi dinleyelim. Ya şöyle, aslında eklemek istediğim çok bir şey yoktu ama biraz önce başka bir televizyon kanalında bu As Başkan Adnan Bey bir açıklama yaptı. Orada diyor ki Baki Ersoy ve kardeşi diyor kapıdaki bir yöneticilerini yumurtladı kaçtı diyor. Birincisi şu,
Bakir Soy yaptığı her şeyin arkasında durabilecek bir adam. Ben de onu söylüyorum. Bunu milletvekili olduğum için söylemiyorum. Ben Kayseri Spor taraftarıyım. Ben Kayseri Spor'un tüm maçlarına, deplasmanlar dahil olmak üzere, yıllardır giden bir taraftarım. Ben Kayseri Sporluyum. Bu bir. İki, biz yaptığımız her şeyin arkasında dururuz. Üç, diyor ki daha önce de diyor Berna Başkan'ın kardeşinin burnu kırıldı diyor. Bu arkadaşlar yapmışlar diyor. Bu arkadaşları stadyumlara nasıl alıyorlar çok merak ediyorum diyor. Adnan Dağlıkıran mı böyle söylüyor Baki Bey? Evet, evet. Şimdi bir kere bir yönetici yalan konuşmayacak, iftira atmayacak. Ha, bunun bedelini de öder. Öyle öder, böyle öder. Sizin canlı yayınınızda söylüyorum. Niye söylüyorum bunu biliyor musunuz? Bu nereden güç alıyorsa bu Adnan Bey, geçmişine de baktım ben, kim olduğuna da baktım. Gelecekte de neler yaşayabileceğini bu geçmişiyle birlikte tahmin edebiliyorum. Ama benim üzerimde konuları başka yere çekmek istiyorsa bunu doğru yapmıyor. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camia. Beşiktaş camiasının içerisinde başkan dahil çok sevdiğimiz şahıslar var. İnsanlar var, kardeşlerimiz var, büyüklerimiz var. İşte Sinan Engin orada. Tabii. Ben şunun için söylüyorum bunu. Şimdi bir insan açıklama yaparken önce doğru söyleyecek, yalan söylemeyecek. Baki Bey, bir Beşiktaşlı dostumdan mesaj var. Adnan Dalıkıran sizin isminizi zikretmemiş diyorlar. Sizden bahsetmemiş. Sonra Candaş Tolga Işık galiba sizin olduğunuzu söylemiş. Hayır, söyle. Benim ismimi zikredip zikretmemesi önemli. Olay içindeki milletvekili benim. Ben söylüyorum. Evet. Olayı da birazdan anlatacağım kısaca. Tabii. Ama olaydan önceki kısım şu. Berna Başkan'ın kardeşinin burnu kırılıyor stadyumda. Bunu da diyor bu arkadaşlar yapmış daha önce diyor. Bu büyük bir iftiradır. Berna Başkan'ı da bağlayabilirsiniz. Berna Başkan benim dostumuzdur. Berna Başkan'da en çok duran insanlardan biri Kayseri'de ve Türkiye'de benimdir. Bu bir. Doğru. İki, ikincisini söylüyorum. Böyle bir durum var. Şimdi siz Kayseri Spor Locası'na doğru, yönetimin olduğu locaya doğru tam protokolden çıktım. Bunlar böyle saldırı halinde küfür havada uçuşuyor, geliyorlar. Hani kamera kayıtları var diyorlar ya, bunlar geçmişlerinde vardır, bu kamera kayıtlarıyla oynamayı çok iyi bilirler. Ama biz Allah'tan orijinallerini aldık. Bunların nereden beslendiğini de öğrendiğim için orijinallerini alma gereği hissettim. Bir milletvekili olsam da sonuçta bir vatandaşım. Yarınlar için. Şunu gördüm. Saldırıyorlar dedim. Kardeşim nereye saldırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kazanmışsınız. Burada misafirsiniz. Burası da Kayseri. Oradan bir tanesi bağırıyor. Yarın İstanbul'a gelmeyecek misiniz diyor. Kardeş dedim bak biz Türkiye'nin her yerine gidiyoruz maç seyretmeyiz. O da gelir. Ama tabii, hiç sizin bu tutumunuz doğru değil deyince oradan bir tanesi küfür etti. Kim bilmiyorum. Size mi küfür etti doğrudan Baki Bey? Tabii bana küfür etti. Bana küfür edince orada yine inanın karmakta kim olduğunu görmedim. Görsem söylerim. Tabii. Çocuklardan 3 tanesi vurdu. Birilerine vurdu ama kime vurdu bilmiyorum. Şimdi ben bu olayı zaten takip etmiyorum. Niye? Tabii, Kayseri milletvekiliyim. Beşiktaş kulübü bir de misafir gelmiş. Tabii. Şiddet asla doğru bir şey değil. Tabii. Hayır değil. Ben onu doğru bulmuyorum. O 3 tane genç mi yaptı yani Baki Bey? Orada arbede içinde 3 tane Kayserili genç kardeşi. Öyle oldu herhalde. Bir arbede yaşandı. Aynen öyle. Hı. Diyor ki bak ifadesinde aynen şunları söylüyor. Baki Ersoy vurdu, kardeşi vurdu, kaçtılar. Ne Baki Ersoy kaçar ne kardeşi kaçar. Bu tamamen yalan diyorsunuz değil mi? Bu bak, tamamen yalan. Asla siz şiddet aynen uygulamadınız. Zaten şunu söylüyorum. Bunlar yalanla buralara gelmişler. Geçmişlerine zaten baktığınız zaman, incelediğiniz zaman ne oldukları açık. Şahıslar bunlar Beşiktaş kulübüne zarar verir. Böyle yöneticiler Beşiktaş kulübüne zarar verir. Yoksa Baki Ersoy'a bir şey olmaz. Bir kere bizim Beşiktaş kulübüne saygımız genel başkanımızdan gelir. Tabii. Genel başkanımız için canımızı veririz. Tabii. Devlet Bey has Beşiktaşlıdır ya. Bunu Türkiye'de bundan herkes bilir. 06-BCK-001 plakalı klasik aracını genel başkanım bana hediye etti. Sana hediye etti. Tamam diyecektim, size hediye etti. Zaten ben kamuoyunda o sizi çok şey yapmıştı. O zaman çok gündem olmuştu o hediye. BCK'nin anlamını ben çok iyi bilen bir insanım kendi iş dünyamda. Ama Beşiktaşlı kardeşlerimizi bizim üzerimize göndermek kaydıyla işte Twitter'da, sosyal medyada, şurada, burada küfür, kafir bunlar yakışmıyor. Yakışmıyor bakın. Sosyal medyada onlar size karşı bir linç mi var şu an Baki Bey? Biz takip edemiyoruz tabii şu an canlı yayında. Taraftar grupları ister istemez diyor ki vay sen Beşiktaşlı yöneticiyi mi yumrukladın? İşte sen nasıl milletvekilisin falan filan. Ya ben bunları da anlıyorum. Tepkilerini de anlıyorum. Tabii ki herkes takımına sahip çıkacak. Tabii. Ama bizim Beşiktaş camiasıyla bir sorunumuz yok.
Olmaz ve olamaz. Sayın Ersoy, şu anda Adnan Dalgakıran bizim yayınımızı izliyormuş. Ve kendisine de bir söz hakkı vermek isteriz. Tabii. Karşılıklı konuşup bu konuyu halletmek ister misiniz? Telefona bağlasak. Ben yalan söyleyen adamla, iftira atan adamla. Maki Bey ama benim kanaatim. Belki bir karşılıklı bir diyalog olmasın ama. Adnan Bey de İstanbul Sanayi Odası'nın eski başkan yardımcısıdır benim doğrudur. Bildiğim. Sizin doğrudur. Elbette hukuki olarak istediğiniz mücadeleyi verin. O da yapar. Ama karşılıklı diyalog olmadan da olsa Adnan Bey'e de söz hakkı tarını siz dinleseniz, sonra o sussa, biz onun sesini alsak, siz konuşsanız çok isabetli olur diye düşünüyorum. Ya, bak şey değil, karşı karşıya değil. Belki ama bir yanlış ayrı anlaşılma ayrı, var. Herkes meramını ifade etsin. Sizden rica var. Ediyorum yani. Sayın Devlet Bey'i de çok dakika, müsaade severim sayın bir vekilim. İnsanımdır biliyorsunuz. İyi akşamlar. Ben sizin konuşma tonunuzdan size inancım var. Ama bir de bizim yaptığımız iş yayıncılık. Tabii. Yayıncılık ilkeler açısından size bir parlamento olarak mutlaka bunu takdir edersiniz ki yayıncılık ilkesi açısından... karşılıklı belki hocam, cevap hakkını kullanma hakkı ya. Olması karşılıklı lazım değil. Diye düşünüyorum. Karşılıklı. Hocam bu kanunu, ben söyledim bu zaten. Şeyi ayrı siz ayrı. Yasa olarak çıkartırız. Birinin adı geçiyorsa tabii. Mesela tabii. Adnan Bey burada çıkıp da size ağır eleştiriler getiriyorsa sizi bağlamazsak nasıl yayıncılık eteğine aykırı hocam kapatalım. Hocam isterse kapatalım. Tamam. Kapatalım diyalog olmasın. Tamam, isterse Maki Bey'i bir tamam. Maki Bey'i kapatalım. Maki Bey hatta beklesin bence. Adnan Bey konuşsun sonra açarız. Gerginlik olmasın. Gerginlik olmasın. Ben söyledim. Tamam gerginlik olmasın. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İki tane medeni insan ne gerginlik olacak ya. Ya zaten güzel formüle işi. Zaten futbolda böyle. Kavga dövüş de oluyor. Bunu da fazla bir yani memleket evet. meselesi. Şimdi birisi. Namus meselesi değil bu. İki tarafa da söylüyorum. Aynen hocam. Birisi Büyük Camii'nin yöneticisi. Birisi milletvekilimiz. Onun için burada ortada buluşalım. Bu işi toparlayalım. Sinan abicim hattımızdaymış Adnan Bey. Adnan Bey de o zaman. Sayın Dalgakıran'a da tabii ki söz vermemiz gerekiyor. Değil mi? Düştü mü? Tamam düşmüş. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı sayın milletvekilim? Size teşekkür edelim o halde. Sinan abi duyuyor musun beni? Evet duyuyorum. Bak iki tane soru soracağım Adnan Bey'e. Baki Ersoy bizimle yumruk atmış kaçmış bu bir. Bunu ispatlasın. O ne diyorsa ben onu yapacağım. Sizin canını yanında söylüyorum. İki, Baki Ersoy Berna Başkan'ın kardeşinin burnunu kırdırmış diyor. Bunu da ispatlasın. Berna Başkan'ı da bağlayın. Evet. Tamam bunları tamam, Onur kardeşim evet. sorar bunları kendisine. Evet, evet. Biz de sorarız. Kendisine sorsun. Berna Hanım'ı Berna Hanım'ı da bağlayın tamam. arkadaşlar. Yalan söylemesin Beşiktaş. Çok soğudu ki. Baki Bey biz bu konuyu Berna Hanım'la konuşmuştuk birkaç hafta önce. Sizin asla adınız geçmemiş. Bir bilgi kirliliği vardır. Tribün liderlerinden, tribün gruplarından birinin bunu yaptığını söylemişti. Zaten sizin suçlu. Belki de Adnan Bey. Tribün gruplarından biri de bizim kardeşimiz. Bu olayda tatlı. Belki Adnan Bey böyle bir şey söylememiştir. Bir dinleyelim bakalım. Hayır, dinleyelim. Bunun için söylüyorum. Bizim iç meselemizden, bizim iç meselemizden. Ben dinledim Adnan Bey'in söylediğini. Öyle mi? Başka bir kanalda evet. Şu anda hattımızdaymış. Bizim iç meselemizden başka yerlere konuları taşımaya kalkmak da bence doğru değil. Tamam. Maki Bey sizden ricam bir hatta siz bekleyin. Şu an bir Adnan Bey bağlandı. Abi, bir Adnan Bey'i de dinleyelim. Ondan sonra aynen. konuşalım. Dinleyelim. Evet Onurcuğum. Sayın Dalgakıran hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet az önce Baki Ersoy size iki soru yöneltti. Ben bunları size söyleyeyim. Bir, Baki Ersoy yumruk atıp kaçtı mı? Önce bu soruyla başlayayım. Saat etsin. Evet. Şimdi ikinciyi de sorun toptan cevap vereyim. Berna Başkan'ın kardeşinin yumruklanması, burnunun kırılması olayında Baki Ersoy'un yaptığını veya yaptırdığını iddia etmişsiniz. İkinci sorum da bu. Peki. Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakın bu tartışmalardan da olan olaylardan da son derece üzgünüm. Ben iş adamıyım, sanayiciyim. Evet tanıyoruz. Uzun yıllar sivil toplum örgütlerimle hizmet etmişim sanayi Türkiye Forumu'na ama hastada bir Beşiktaşlıyım. Türk futbolunda istikrarsızlıkları hepimiz biliyoruz. Samaneleri gibi oluşan başarılar ve akabinde ağır borçlar. Bunları görerek Beşiktaş'taki durumu da Sayın Başkanımız Ahmet Dursun ve yönetici arkadaşlarımızla beraber her yıkım bir fırsat doğurur
anlayışıyla kurumsal, sürdürülebilir bir spor kulübü haline getirmek istiyoruz Beşiktaş'ı. Tamam, konuyla ne alakası var bunun ya? Konuya... Konuyla ne alakası var? Adnan Bey, gireceğim. Bir izin ver. Buyur. Evet, buyurun. Bu amaçla çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Biz bugün sahalarda görmeyi istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Kayserispor maçında son dakikalarda sahada bir gerginlik oluştu. Bu gerginlik neticesinde protokol tribününde benim şahsen tanımadığım, arkadaşlarımın da şahsen tanımadığı birkaç kişi hem antrenörümüze hem futbolculara küfür ettiğini gördük. Arkadaşlarımız da, yönetici arkadaşlarımız da buna şiddetli bir tepki gösterdiler ve küfür etmemelerini ifade ettiler protokol tribününe dönerek. Daha sonra dışarıda birden bir kargaşa oldu. İşte dışarıya doğru ben de fırladım, çıktım ne olduğunu. Locanlardan birinin, 3 tane locada Beşiktaş ile maç seyrediyordu. Beşiktaş'ta görevli bir arkadaşımızla yumruk atıldığını gördük, öğrendik. Yumruk atanların da oradan uzaklaştığını gördük. Kimdi bu yumruk atan? Bu kişinin kim olduğunu oradaki kişiler bize söylediler. Daha sonra yumruğu darp edilen arkadaşımız polise ifade verdi. O ifadesi de bizde. O ifadesi de teşhisini yaptı. Biz de böyle lafla konuşmuyoruz. Kimseyle bir soru değil. Adnan Bey, siz Baki Bey'in suratını gördünüz mü? Baki Ersoy'un suratı ne? Size yumruk atarken o an gördünüz mü, yoksa etraftakilerin söylemesiyle mi? Darp edilen arkadaş gördü ve ifadesinde bunu söyledi. Ama siz görmediniz değil mi Baki Ersoy'un? Yani o şahit değilsiniz. Evet. Darp edilen arkadaşımız ifadesini bu şekilde verdi. Darp edilen arkadaşımız bu, kim? O da Beşiktaş yöneticisi mi? Tabii Beşiktaş yöneticisi. Beşiktaş'taki görevli de artık. Bizim kimseyle bir derdimiz yok ki. Niye hiç tanımadığımız insanlara iftira atalım? Yani, Baki Ersoy'da ben hiçbir şekilde yumruk atmadım diyor. Yani yumruğu yiyen arkadaşımız da o şekilde söylüyor ve o şekilde ifade eder. Yani siz eminsiniz. Bundan sonrası hukuki süreçlere kalmış. Peki ikinci soruya geçelim o zaman. Hayır, orada acaba arbede oldu da o arbede esnasında yumruk atanı göremedi. Çünkü Baki Bey bu kadar net, bu kadar açık söylüyor ki, hani bir insan yumruk atsa bu kadar açık, bu kadar net konuşmaz. Çünkü net, yani kameralar falan da var. Bu tespit edilir. Acaba bir yanlış anlaşılma ya da orada birinin sana yumruk atan Baki Ersoy'du demesiyle o anın duygusallığıyla bir ifade vermiş olabilir mi Adnan Bey? Bunu nasıl bilebiliriz ya? Ama birinin yaran söyleyip diğerinin söylemediği konusu, birinin milletvekili olması, birinin vatandaş olması, yok, benim için bir fark oluşturmuyor. Tabii bizim için de oluşturmuyor. Yani, öyle bir şey yok. Bundan dolayı diğerine güvenmediğim diye bir duygu oluşturmuyor. Siz ama Baki Ersoy'un ismini zikretmediniz değil mi konuşmanızda? Ben hiç isim zikretmedim. Peki Berna Başkan'ın kardeşini de Baki Ersoy yumrukladı dediniz mi siz başka bir kanalda? Herhangi bir kanala öyle söylüyor çünkü Baki Bey. Tam hatırlayamıyorum ama hepimiz olayın sizlerle içerisindeyiz. Yani fakat bu bize daha Kayseri Sporlu oradaki arkadaşlar tarafından verilen destekçiydi. Tabii biz de öfkeli hareket etmiş olabiliriz çünkü canımız yandı. Evet. Misafir olarak gittiğimiz bir yerde bu olaylarla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla da şiddeti zaten hepimiz kınıyoruz. Yani böyle bir şey kabul edilemez. Zaten Baki Bey de şiddet asla olamaz, evet, doğru değil dedi. Evet. Yani burada evet, bir durum var ama ben Adnan Bey'i ekonomi programlarından biliyorum. İyi bir sanayicidir. Evet. Sanayiye ilişkin fikirlerinizi ben hep beğenirim. Ama böyle bir olayla gündeme geldiniz. Yani insanlar da sizi tabii, yani o sanayi ve ekonomi camiası çok az, belli camia tanır. Şimdi bunu yani bir sulhe kavuşturmak lazım. Çünkü Adnan Bey de kendi de görmemiş.
Abi yani bilmiyorum, bence olayın sıcaklığıyla bence bir yanlış anlaşılma var. Benim kavgacı olmadığımı herkes bilir. Ben böyle değilim. Ben rakamdan, Mehmet Eski Selan'da istemem. Kompresör şirketiz var, evet. Onun içinde konuşmama girerken ne yapmaya çalıştığımızı anlattık ki kendimizi biraz ifade edelim. Evet. Anlatabilir miyim? Evet. Peki. Yani üzücü bir olay. Evet. Yani ortada bir yanlış anlaşılması varsa da inşallah düzelir. Yarın hukuka aktarmak istiyorlar. Aynen. Yani orada kamera bunu çözecektir. Ama orada yani kamera var. Orada evet. Kamera görüntüleri vardır. Kamera vardır. Kamera görüntüleri her şey var. Tabii orada vardır. Tatsız bir olay. Tatsız bir olay. Biz yalan söylüyoruz. Zaten o şey. Tatsız bir olay. Baki Bey, bir dakika Rasim'ciğim. Baki Bey, ben yokum olayların içinde diyor. Adnan Bey öyle bir bilgi aldığını söylüyor. Adnan Bey yarın, görmemiş kendisi. Yarın bunlar kameralarda çıkar. Yani zaten Adnan Bey de şu konuda şöyle iddialı değil anladığım kadarıyla. Ben olan Baki Ersoy olduğunu ispatlarım. Öyle bir şey demiyorsunuz zaten. Olayın sıcaklığıyla hatta biz de aşırı hareket etmiş olabiliriz diyorsunuz. Darp edilen arkadan söylemiş. Söylemlerde belki ben bizzat dışarıdan aldığım bilgileri aktarırken farklı sonuçlar ortaya çıkmaz ama şimdi bir farklı sonuç ortaya çıkmaz. Yani bizim görevli arkadaşımız kendisini darp edeni teşhis etti. Bu kadar net söylüyor. Anladım. Peki Adnan Bey çok teşekkür ediyoruz. Gece bu saatte bizi kırmadınız, bağlandınız. Sağ olun. Tebrik ediyoruz bugün galibiyetten ve liderlikten dolayı. Evet, Beşiktaş haklı bir galibiyet oldu ama bu işi de Adnan Bey ben sizi tanırım. Düzeltelim. Yani düzeltelim. Hakikaten böyle bir biliyorsunuz MHP'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli de hasta Beşiktaşlıdır. Yani böyle bir noktaya gelmesi beni de çok üzdü. Bunu bir şeye kavuşturmak lazım. Bir uzlaşma sağlamak lazım diye düşünüyorum. İyi akşamlar diyelim. Baki Bey attı değil mi? Baki Bey'e de son bir söz vereceğiz. İyi akşamlar. Bir şey diyorum. Sayın Milletvekili de şu anda hattımızda. Son Baki olarak... Baki Bey gördüğünüz, duyduğunuz kadarıyla yani sizi görmediğini, oradakilerin böyle bir bilgi verdiğini söylüyorlar. Darp edilen arkadaş söylemiş. Yani öyle söylemişler sizi. Benim yani... geliyor musun lan? Ha geliyor. Evet Baki Bey dinliyoruz. Geliyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim, kapatayım. Bakın. Evet. Ülkücü delikanlı olur, delikanlı sözünde durur. Doğru. Ben canlı yayında söylüyorum Sinan abi. Evet abi. Eğer bir Allah'ın kuluna fiske vurduysan ki kamera kayıtlarını isteyeceğim şimdi. Buyurun. Size gönderdiler. Aynen. Bu tamam. kadar özgüvenli konuşan bir insan ben inanıyorum. Bir fiske vurduysam siz ne diyorsanız ben onu yapacağım. Türkiye kamuoyunda da söylüyorum. Evet. Ama bakın yine söylüyorum. Başka bir kanala bağlanıp Baki Ersoy yumruk vurdu kaçtı. Bak yumruk vurdu bir. Bunu dedi mi aynen Baki Bey? Çünkü ben sorunca tam hatırlayamıyorum dedi. Şimdi. Ben size onun linkini de atacağım şimdi Rasim Bey. Atın bana. Tamam. Telefonumu atın. Çok... Ben şimdi atacağım. Çünkü ben hatırlayamıyorum dedi. Hatta öfkeyle tabii, ben de yanlış işler yapmış olabilirim dedi. Evet, yanlış anlaşılma olabilirdi. Bak yeni bağlanmış başka bir kanala. 3 dakikalık konuşması var. Diyor ki hatta bu insanlar bu statlara nasıl alınıyor diyor. Bakın Sayın Beşiktaş yöneticisi Adnan Bey. Benim adım Baki Ersoy. Ben her stada bu zamana kadar girmiş çıkmışım. Bundan sonra da Allah'ın izniyle girer çıkarım. Yaptığım her işin de arkasındayım. Ya zaten... Ama bu işte yalan söyleyerek İftira atarak Beşiktaş camiasıyla bizi karşı karşıya getiremezsiniz. Yok. Asla doğru. Bizim Beşiktaş camiasına olan saygımız büyüktür. Evet. Bunun da sebebini söyledim. Evet. Ya zaten başka çok... bir şey daha söylüyorum. Evet. Başka bir şey daha söylüyorum. Bakın, olayın sıcağıyla diyor, ne söylediğimi bilmiyorum diyor. Ne söylediğinizi bileceksiniz, siz Beşiktaş yöneticisiniz. Karşınızdaki de benim. Kayseri milletvekiliyim ben. Ben Kayseri'nin bütün haklarını savunmak zorundayım. Kayserilerin haklarını savunmak zorundayım. Hemşerilerin haklarını savunmak zorundayım ve doğru olanın yanında olmak zorundayım. Hakkaniyetli olmak zorundayım. Evet. Şunu da söylüyorum. Ben A Başkan'ın kardeşiyle alakalı da iftira atıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben böyle demiş olabilirim hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum diyor. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum diyor. Mesela onun arkasında durmuyor yani. Her şey ortaya çıkar. Her şey ortaya ben çıkar. Ben net konuşuyorum. Yarın kamera kayıtları gelince. Evet, bekliyoruz kayıtları. Arkadaş ne diyecek? Bakın yarın bir gün bunların taktikleridir. Gizli tanık da bulurlar. Biz olmaz bu işte. Siz kendinizden eminsiniz. Çok tabii, iddialı. Tabii. Evet çok iddialı konuşuyorsunuz. Kendinizden eminsiniz. Ben analizim yapayım bir ses sonlarından. Buyur hocam. Sen kapatıyor. Ses sonlarından. Buyur hocam. Sayın Vekil %100 haklı. Adnan Bey de oradaki
olayın sıcaklığı. Orada bir adam biri yumruk yemiş. O yumruk varsa ama adım Baki gibi Bey biliyorum. Söylüyor zaten. Var Sayın Vekil Baki Bey. Bir şiddet var diyor ama şiddete karşıyız. Zaten Adnan Bey de diyor ki hocam, ben dediklerini duydum diyor ama hoş değil. Peki, görmeden bir insan. Peki bir şey diyeceğim hocam. Milletvekilini zemmetmek de iyi bir şey değil. Baki Bey sizin Adnan Bey değil de Adnan Bey'in yanındaki bir kişi sizin aleyhinize ifade vermiş. Duydunuz herhalde. Ben teşhis ettim diyor. Siz nasıl teşhis eder? Acaba orada birileri bunları gaza mı getiriyor? Yokum diyor. Gaza getirmiş. Gaza getirmiş birileri bence. Peki. Yani. Burada bir... Zaten kamera kayıtlarına bakılınca... Aynen. Ama her şey anlaşılacak. Ama ben ılımlı gördüm ve... Evet. Yani bu işi sulh ile... Evet. Bir kere Sayın Devlet Bahçeli Beşiktaşlı. Bu konunun çözülmesi lazım. Buyurun. Son cümlemi kurabilir miyim? Peki son. Lütfen. Toplum önündeki insanlar, kamuoyundaki insanlar, yönetici sıfatı taşıyan insanlar... sorumluluk sahibi olmalılar. Bir milletvekiliyle bir camiayı farklı halteye getirebilecek açıklamalar yapmamalılar. Tabii. Bunu söylüyorum. Peki. Aynen. Sayın Ersoy çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandınız. Olayı açıklık getirdiniz. Evet, veda için karşınızdayız. Selam faslı. Bir, selam, çabuk. Selam. Çanakkale'den Gürsel Polat kardeşim. Serkan da yanına geleceğiz. Bir. İki. Garanti Fulya'da güvenlik görevlisi Bekir kardeşim. Gözlerini öpüyorum ve tabii ki benim oğlum Galatasaraylı Barış Dinç'in gözlerini şimdi öpüyorum. Şimdi ben de sırayla hemen. Sırayla. Denizli'den İsmet Sercan Kasar kardeşim, selamlar. Tekirdağ'dan Arda Türen, ilk fırsatta yanındayız. Hamdullah ve Yusuf Kaplan kardeşlere sevgiler. Ve Büyük Beşiktaş'ta Sinan Duman, iki tane küçük kartalı var onun evlatları. Emirhan Duman, Furkan Kemal Duman. Bizim Sinan Duman mı? Evet, Sinan Eski. Duman Beşiktaşlı tribünlerden. Vay benim arkadaşım, çok selam. Sinan Duman, iki tane de küçük kartalı var onun. Vay benim. Emirhan Duman, Furkan Kemal Duman. Sizi tebrik ediyorum. Bugünkü liderliğinizden ötürü ve selamlarımı gönderiyorum. Bak, Tarhan Bora'yı gördün mü? Yanında kartal. Tekirdağ'da geleceğiz. Evet. Arda Türen, ya Tekirdağ'a geleceğim hanımla. Bir dakika, nerede? Oraya bayram geleceğim. Yemeği sayfası takip edenlerine de selamlarımı söylüyorum yani her zaman. Evet. Öteki ney bebek resmi nerede? Takip edin Instagram'da. Burada. Geldi Sinan abi. Aynen. Kaan'ın. Evet Kaan, bak ilk daha böyle doğuyor. Kartal olarak aynen, kartal. Böyle doğuyor. Vallahi ya. Aynen. Aynen böyle doğuyor. Harika. Evet. Böyle doğuyor. Karan buraya ver. Çok selamlar Kaan'a. Çok selamlar. Ayrıca Ümit Gözü Küçüğü'ye çok selamlar. Ümit Gözü Küçüğü'ye çok selamlar. Bir de sevgili Nihat abimizin gelininin bugün doğum günü. Doğum gününü kutluyoruz Nihat abi. Gelinimizin. Selen Sevimli Soy, doğum günün kutlu olsun. Güzel kızım benim. Onun dışında da başka bir şey var mı? Yok. Rasim'in vardı galiba. Evet, iki evet. Fotoğraf benim, vardı öncelikle. Evet. Ben bir şimdi onları benim telefon şarjı bitti arkadaşlar. Maalesef kim bir şey yapamayacak. Çok arayan oldu. Yoğun bir geceydi. Şarj bitti. O yüzden ama bir madalya fotoğrafı demin vardı. Demin söylemişti Ahmet hocam. Kıbrıs'la ilgili Bülent Yavuz'un da olduğu. Benim babam da oradaydı ve orada cesaret madalyası almıştı. Onu bir verelim. Evet. Babamın aldığı cesaret madalyası, bakın. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın verdiği madalyayı da gösterir. Yakın isterseniz görüntüde bakın. Var. Onun için biz, Sinan abim de ben de hepimiz de bu ülke için savaşan aslanlar gibi subaylarımızın, as subaylarımız yanındayız. Aynen. Benim aynı şekilde. Babam da bir Türk subayı olarak dün savaştı. Dün akşam da söyledim. Ordu milli takımı için Faslara anlatın ordu dün milli takımı. Dün akşam da söyledim. Aynen. Yine aynı şekilde bu akşam da hiç ben bundan gocunmam. Ne var bütün bunun? As subayı arkadaşlarımdan, tabii, kardeşlerimden, eğer onları da kırdıysam özür dilerim. Tabii ki. Bir geçen hafta bir yanlış bir konuşmadan dolayı, yanlış anlaşılmadan tabii dolayı. Ya, anı anlattın. Aynı şekilde. Evet. Bütün anısını, evet. As subaylara, kahraman as subaylarımıza selamlar, saygılar. Üzdüysek tekrar özür dileriz kardeşlerimizi. Allah'a emanet olsunlar. Aynen, aynen. Evet, aynen. Ben de Twitter'dan Çubuklu Peşinde sayfasını takip etmenizi öneririm. Aslan gibi kardeşlerim benim. Bir de Instagram'dan Hızlı Kontra'ya selamlar. Instagram'dan selamlar ve peki, onları takip edelim. Abdülkerim Durmaz'ın Instagram adresi Abdülkerim Durmaz. Benimki neydi hocam? Seninki Onur. Yani iki oğla. Onur Yıldız. Çift oğla. İki oğla. Sinan Engin'inki Sinan Engin. Rasim Ozan'ınki Rasim Ozan Official. Ahmet Çakar'ınki Ahmet Çakar Official. Diyelim, kapatalım. Furkan diye bir kardeşimiz var YouTube'da. Kendi kanalında bizim programı yapmış. Dördümüzü de Onur. Seni öyle güzel yapmış ki hele aklın durur. Ne yapmış? YouTube'da bizim programı hepimizi canlandırmış tek başına. Aa, izleyeyim bakayım. Furkan diye bir izle. Tamam. Yarın da olmazsa Derin Futbol'da küçük bir kısmını koyabiliriz. Tamam, olur. Vallahi bir de beni nasıl yapmış biliyor musun, beni taklit ederken?
Oo, Nur diyor. İki hızlı iki. Aynen. Çift oyla diyor. Peki. Çift oyla diyor. Son selam Samet Başkan'a gitsin buradan. Büyük Beşiktaşlı Samet Başkan'a selamlar. Derin Futbol'da 23.35'te görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.